Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba başkanım. Merhabalar. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlerin yanında olduğumuzu düşünerek kendi evinizde sizleri ziyaret etmek istedik. Sağ olun. 26 aydır birlikte çalışmaktan onur duyduğum, bunu dile getirmek istiyorum. Her zaman kapınızı gönül rahatlığıyla çalıp derdimizi anlatarak ve sizlerde iyi bir şekilde dinleyerek cevap veriyorsunuz. Yakın zamanda hakkınızda açılan soruşturmalar, ben şunu söylüyorum. Güneş başlıkla sıvanmaz. Siz de İzmir'e büyük aşkla göreve başladınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine. Sizi yakından takip ettik. Yakinen çalıştık. Yakinen de biliyoruz. Biz sizle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem tekrar o mutluluğu, o heyecanı, o başarıyı tekrar imzalarız diyorum ben. Ege'nin incisine kimse darbe vurmaya kalkışmasın diyorum. Tam kadro, tam ekip burada bulunmuş olmanız benim için çok değerli. Gösterdiğiniz hassasiyet, verdiğiniz destek, gözlerinizde gördüğüm bu kardeşlik, yoldaşlık benim için çok kıymetli. Birçok şeyi yaşadık. Acısıyla, tatlısıyla, eksiğiyle, artısıyla, her şeyiyle yaşadık. Ama ben şunu biliyorum ki biz Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Evet. Yani bu belki de hepsinden kıymetli. Her zaman her konuda anlaşmıyor olabiliriz. Evet. Ama bizim bu memleketin evlatları olarak bu memleketi daha gelişmiş bir seviyeye çıkartmak isteyen, bu memlekette yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan, emeğin hakkını vermeye gayret eden bir anlayışı yerleştirmek için mücadele ediyoruz. Kolay değil. Her şey bunun aleyhinde. Her şey bunu bozmak için. O yüzden yaptığımız iş hiç kolay değil. 100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Tarihi yargılamaya çalışıyorlar. Yani tam bir akıl tutulması. Hani biz 2. yüzyılına giderken Cumhuriyet'in daha nasıl iyi şeyler yapabiliriz, bu Cumhuriyet'i daha nasıl ileriye taşırız, daha nasıl demokrasiyle taşlandırırız, daha nasıl fazla hizmet yaparız. Bunun gayreti içindeyken hop 100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradaki öznenin ben olmamın hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu yarın sen evet. olursun, öbür gün bir başkası olur. Bu böyle bir şey. Ama önemli olan arkadaki niyeti, arkadaki hikayeyi doğru anlamak. Bu buradan bir şey çıkar çıkmaz bilmem. Ne olursa olsun sonuna kadar aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Sonuna kadar, hani son nefesime kadar idam sehpasına çıkarsalar orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü bu böyle bir şey. Eğer bunlara sahip çıkmayı başaramazsak yarın elimizde ne varsa hepsini kaybederiz. Bu son noktası bence. Yani Mustafa Kemal Atatürk'le onun nutkuyla hesaplaşma içine girmeyi düşünmek bile ne muazzam bir küstahlık içinde olduklarını gösteriyor. Ama bunu da yaşadık, bunu da gördük. Utanıyorum yani. Tunç Bey'le beraber Seferihisar'da bir 10 yıl beraber çalıştık. 4,5 yıldır da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yine çalışma fırsatı verdi Tunç Bey'le. Burada 4,5 yılda deprem, sel, Covid, ekonomik kriz. Şimdi kemer altından bahsedeyim. Yerin altına yaptığı yatırımları biliyoruz. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı kemer altıya kendine risk atıp girmezdi. Ama oradaki sorun için elini taşın altına koydu, ödesini koydu. Şu anda kemer altını toparlamaya çalışıyor. Ve bir de bir gerçek var. Yani Tunç Başkan insana bakış açısı, emeğe bakış açısı. Yani bunu gördük Tunç Başkanımızdan. Tunçlar yalnız değildir. Bu sizin şahsınıza yönelik bir iş olarak görülmemelidir. Evet. Bu zihniyetin ülkeyi nereye götürmek istediğiyle alakalı somut bir örnek. Bundan dolayı ben için ben geçmiş olmasını diliyorum. Sağ olun. Hepimiz için geçmiş olmasını diliyorum. Temeli bu zihniyetten kurtulabilmek, onun mücadelesini edebilmek. Yanınızda olduğumuzu zaten başkan söyledi, yanınızdayız.